12.'si düzenlenen Kastamonu etkinlikleri fuar alanındayız. Çok harika bir örtü gördüm ben az önce. Bu ablamızın da bahsettiği üzere 12 kişilik bir masa örtüsüymüş ama bir farkı var. Onu da ablamızdan öğreneceğiz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. İsminizi alabilir miyim önce? İsmim Şaynaz Kurtoğlu. Bu fuardasınız. Nasıl geçti öncelikle fuar? Şükür elhamdülillah, iyi geçti. Çok memnunsunuz. Şükür. Tamam. Şimdi bu, ben burada farklı motifler gördüğüm için öncelikle onu soracağım. Bu örtü yapım aşamasından itibaren nasıl buraya kadar geldi? Yapım aşamasında önce kumaşı kesiyoruz, ebatını. Ütüyle ayarlayıp masanın üzerine serip motiflerimizi seçip tek tek motiflerle basıyoruz. Bu geyik motifi Kastamonu'ya öz bir motiftir. Motiflerimiz buğday başağı, kar tanesi, hepsinin şeyleri vardır. Eti deseni. Böyle bu şekilde oluşturuyoruz. Sadece masa örtüsü de yok bu arada. Bir sürü ürün alabiliyorsunuz buradan. Mesela bu hemen şöyle açarak göstereyim. Bu nedir mesela? Şunu gösterelim. Bu Kastamonu'muza has el dokumasıdır. Tezgah dokumasıdır. Tezgah dokuması evet. Bu arada yapılıyor aynı zamanda. El dokumaları bunlar. Ve şurada da şey gördüm. Mutfak önlüğü gördüm ama ismi yazılmıştı. İsim yazılıyor öyle mi özellikle? Evet. Canım annem, canım kızım, Kastamonu hatırası istenilen her ismi yazıyoruz. Yani kendimiz yaptığımız için. Eğer bu fuara geldiyseniz hediyelik eşya olarak da bu örtülerden bir tanesini tercih edebilir ve hediye etmek istediğiniz arkadaşınızın ismini yazabilirsiniz. Evet ablacığım çok memnun oldum. İnşallah fuar size şans getirir, uğur getirir. Teşekkür ederim. Yayınlarımız devam ediyor Kastamonu günlerinde. Birazdan tekrar yanınızda olacağız.